merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hepinizin çok beğeneceğini umduğum, görüntüsü ve lezzeti şahane olan ıspanaklı köstebek pasta yapımını paylaşacağım. Şimdi yapımına geçelim. Önce ıspanak püremizi hazırlıyoruz. Ocağımızın altını açalım. Tenceremize de bir çay bardağı su koyalım ve suyun kaynamasını bekleyelim. Kaynayan suyumuzun içine 100 gram yeşil yapraklarından ıspanaklarımız, saplarını koymayın, sadece yapraklarını koyalım. Hemen çevirip ıspanaklarımız ölünce kapatalım ve soğumaya bırakalım. Gördüğünüz gibi hemen sıcağı görür görmez yapraklarımız öldü zaten. Ispanaklarımız tamam artık. Öldü iyice gördüğünüz gibi. Hemen ocağımızın altını kapatalım. Ispanaklarımızı suyuyla birlikte tabağımıza boşalttık ve soğumaya bırakıyoruz. Soğuyan ıspanaklarımızı blenderdan geçirelim. İyice püre haline getirelim. Ispanak püremiz hazır. Artık kekimizi yapmaya geçebiliriz. Kekimiz için 3 adet yumurtamızı çırpma kabımıza alalım. Üzerine 1 su bardağı toz şeker. Ve köpük köpük olana kadar çırpalım. Yumurtamız ve şekerimiz iyice çırptı. Şimdi yarım çay bardağı ayçiçek yağı. Onu da hafif çırpalım. Ve bir bardak da ıspanak püremizi boşaltalım. Şöyle bir karıştıralım. Artık mikseri bıraktık. Çırpıcıyla çırpıyoruz. Bir bardak unumuzu ilave edelim. Bir paket kabartma tozu, bir paket vanilya ve diğer ikinci bardak unumuzu da ilave edip karıştıralım. Harcımızı yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsimize boşaltalım. Şöyle yayalım her tarafına. Spatulamız da şöyle her tarafına eşit oranda gelecek şekilde kekimizi yayalım ki inceli kalınlığı olmasın. Kekimizi önceden ısıtılmış 180 derece fırına pişmeye gönderiyoruz. Kekimiz fırından çıktı. 15 dakikada pişti. Şimdi kekimizi soğumaya bırakıyoruz. Şimdi kremamızı hazırlayalım. Yarım litre sütümüzü kabımıza boşaltalım. Soğuk bir süt olacak. İyice ben 1 saat dondurucuda beklettim. Buz gibi bir süt olacak. 1 paket kremole. Bu çikolata parçalı olanı. Sade varsa çikolata parçaları da ilave edebilirsiniz daha sonra. 2 poşette krem şantiye. Yani 1 paket oluyor bu.
Kremamız koyu bir kıvam alana kadar mikserimizi çırpıyoruz. Gördüğünüz gibi harika bir kıvam aldı. Artık hazır. Biraz daha dinlenmesi için buzdolabına koyalım. Kekimiz iyice soğudu. Klasik su bardağının ağzıyla yuvarlak kalıplar çıkaralım kekimizden. Gördüğünüz gibi. Çıkardığımız yuvarlak keklerimizi bir tepsimize alalım. Kalan parçalarımızın da hepsini şöyle parçalayarak toplayalım. Ve rondomuzdan geçireceğiz şimdi bunları. Parça keklerimizi rondomuzdan geçirdik. Gördüğünüz gibi kum haline geldi neredeyse. Çok küçük parçalara ayrıldı. Şimdi pastalarımızın kremasını sıkalım. Ben bir krema torbasına koydum ama kaşıkla da koyabilirsiniz. Şöyle yuvarlayarak koyuyorum. Şimdi bir tanesini elimize alalım ve rondodan geçirdiğimiz kekimizi şöyle her tarafına gelecek şekilde güzelce kapatalım. Elinize de şöyle hafif hafif yuvarlak şekil verebilirsiniz. Üzerindeki fazlası dökülecek zaten. Gördüğünüz gibi harika oldu. Şimdi hepsini aynı işlemi uyguluyoruz. Ispanaklı köstebek pastamız sunumu hazır. Gördüğünüz gibi enfes oldu. Şimdi bir tanesinin iç dokusunu da göstermek istiyorum size keserek. Gördüğünüz gibi enfes oldu. Tüm deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Başka bir tarifimizde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.